Derin TV ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Seçim 2023 programıyla yeniden karşınızdayız. Seçim 2023 programımızın bugünkü konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Milletvekili adayı Sayın Ahmet Dönmez. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Teşekkürler Eda Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok sağ olun. Koşturuyorsunuz. Çok koşturuyoruz. Şimdi bile Cuma pazarı, pazar gecesinden geldik. Yayınımıza katıldık. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi kendinizi tanıtmanızı isteyecektim. Ancak bunun için geç kaldık. Siz yeterince herkesle tanıştınız, kucaklaştınız sanırım. Öyle değil mi? Evet. Biraz öyle oldu. Yani yaklaşık 2 aydır sahalardayız. Yani şimdi kiminin Ahmet abisi, kiminin evladı, kiminin kardeşi, kiminin tabii süreç seçim sonrasına kadar bunu kabul etmiyorum. Her şey kısmettir. Evet. Kiminin de vekili olduk diyelim yani sahalarda bu şekilde çalışıyoruz. Seçim çalışmalarınıza geleceğim. Ancak öncelikle şunu değerlendirmenizi istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli burada bir açık hava toplantısı gerçekleştirmişti. Bununla ilgili bir değerlendirmenizi alabilir miyim? Oradaki kalabalık tatmin edici miydi? Beklentinizi karşıladı mı? Nasıl bir atmosfer vardı size göre? Vallahi biz dedik ki Karabük'ten bir devlet geldi geçti. Genel başkanımız Karabük'te çok coşkulu bir şekilde sizler de ekranlar başında bunu gösterdiniz. Beklediğimizin de üzerinde hava şartlarına rağmen biliyorsunuz o haftalar havalar biraz soğuk gidiyordu. Sayın Genel Başkanımız çok yoğun bir ilgiyle inşallah Genel Başkanımızı ağırladık. Evet, coşkulu bir şekilde güzel karşıladık. Genel Başkanımız çok güzel mesajlar verdi. Yine çok güzel konuşmaları oldu. Genel Karabük, dediğim gibi bir devlet Karabük'ten geldi geçti dedik yani. Evet. Peki sahada atmosfer nasıl Ahmet Bey? Vatandaşla ne konuşuyorsunuz? Seçmene ne anlatıyorsunuz? Vallahi şöyle Eda Hanım, biz teşkilatlarımızla birlikte uyumlu bir şekilde, hatta şöyle baştan almak gerekiyorsa adaylığımız sürecinden başlayalım. Tabii ki buyurun. Biz teşkilatlarımızın temayülünden çıkmış, genel merkezimizin, Sayın Genel Başkanımızın teveccühüyle aday olmuş adaylarız. Dolayısıyla bu birliktelik bizim çalışmalarımızı daha da kolaylaştırıyor, daha da güzelleştiriyor. Tam kadroda sahadayız. Evet, tam kadroda sahadayız. Sürecin başından. Bu da bize nasıl bir fayda sağlıyor? Şimdi teşkilatımızın arkasında olması adayların da tabii çalışmalarını kolaylaştırıyor. Evet. Dolayısıyla gittiğimiz tabii ki pazar ziyaretlerinde, esnaf ziyaretlerimizde, sanayi sitelerimizde sorunlar alıyoruz. Evet. Bu şekilde de çok büyük bir teveccüh alıyoruz. Tabii şöyle devam etmem gerekiyorsa, halkımız, esnafımız, vatandaşımız bir vekilin seçildikten sonra da yanına gelip bir fikir alışverişinde bulunmasını çok önemsiyor. Tabii ki muhakkak. Evet. Bizim de sahada gördüğümüz en büyük eksiklerden biri bu. Siz nasıl bir profil çizeceksiniz? Vekil olursanız, eğer halk teveccüh gösterir, meclis çatısı altına sizi gönderirse, Karabük'te nasıl bir vekil profili çizeceksiniz? Biz nasıl bir profil çizeceğiz? Biz az önce bahsettiğim gibi, şimdi mesela bir örnek vermek istiyorum. Tabii. Safranbolu'dayım, esnafın yanında oturdum. Dedi ki, seçimden sonra gelecek misiniz? Dedim, tabii ki geleceğiz. Ya dedi gelmiyorlar. Tabii sorunumuz var dedim. Dedi hayır benim bir sorunum yok. Anladım ki seçimden sonra da yani şunu demek istiyor vatandaş. Gelin oturalım beraber Safranbolu'yu konuşalım. İç içe olmak istiyorlar. İç içe olalım. Değil mi? Sonra esnafın yanına oturuyorsun. Esnaf yine aynı. Şimdi bu yani önemsenmesi lazım. Çünkü biz mesela bir sabah muhtarlarla toplantı yaptık. Aynı sorun orada da var. Çünkü ben Karabük'ün bütün sorunları nereden alacağız? Muhtarlarımızdan alacağız, evet. Esnaflarımızdan alacağız, vatandaşımızdan alacağız, sanayicimizden alacağız, gençlere yöneleceğiz, gençlerden alacağız. Özellikle muhtarlar da bu yani, konular çerçevesinde yani, bir köprü görevi yani, gördüğü için onlar için evet, ekstra evet. Önemli olduğunu yani düşünüyorum. Yani dolayısıyla bizim seçim sonrası da en büyük vaadimiz, biz Allah nasip kısmet ederse seçildikten sonra da ilk işimiz yani meclis çalışmalarından sonraki bütün görevimi diyorum ben Karabük'teyim, Karabüklü'nün yanındayım. Yeter ki o gücü arkama alayım çünkü onlar çok büyük bir güç.
Yani ben şunu her zaman söylüyorum. Biz başta Sayın Genel Başkanımız. Evet. Biz 50 yıllık Çınar bir partiyiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Sayın Genel Başkanımız bilge lider Doktor Devlet Bahçeli. Önümüzde olduğu sürece biz onun her zaman bir adımı ardında biz buraya geleceğiz. Karabük'e, Karabüklü'ye bu güçle hizmet edeceğiz. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Basına servis edilen fotoğraflarda genelde çevreniz hep kalabalık ve çok kalabalık. Bu sizin beklediğiniz bir şey miydi? Yoksa ya Eda Hanım ben de tahmin etmiyordum ama inanılmaz bir teveccüh var diyebilir misiniz? Şöyle Eda Hanım, ben bunu hissediyordum. Çünkü şöyle bir şey var. Yani niyetler karşıya mutlaka tecelli eder. Biz niyetimiz şuydu bu işe. Niyet ettiğimizde, siyasete. Yani ilk siyasete niyetimiz 2018'de biz bir adaylığımız söz konusuydu. Üçüncü sıradan milletvekili adayıydım Karabük'te. Affedersiniz. Dolayısıyla ben bu niyetimi devam ettirmek istedim. Yine seçim startı verildiğinde geldim partime, teşkilatıma. Aday başvurusuna bulundum. Anlattığım gibi yani bizim adaylığımız söz konusu olduğunda niyetim halka hizmet, hakka hizmettir. Düsturuyla dedim ben bu yola çıkacağım. Hiç şahsi bir beklentim, menfaatim yok. Tabii bu niyetimiz de dolayısıyla karşıya mutlaka tecelli ediyor ki gerçekten ben de çok affedersiniz. Su içebilirsiniz. Biraz... Biz bayağı yoruluyoruz tabii sahada bu aralar. Tabii muhakkak. Bu niyetle çıktığımız zannediyorum, düşünüyorum, acaba diyorum bu kadar mı teveccüh? Bazen şunu da düşünüyorum. Yani bu güç diyorum benim arkamda durursa gerçekten ben çok renkli vekillik yaparım. Karabük'te çok renkli vekillik yaparım. Mecliste çok renkli vekillik yaparım. Çünkü yani düşünebiliyor musunuz? Yani arkanızda halk var. Evet. Hiçbir beklenti yok. Tamamen diyor ki Ahmet kardeşim, Ahmet abicim, Ahmet dostum. Ben böyle samimi konuşuyorum yani. Git bizim için vekillik yap. Biz zaten sahada her zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşim siz asilsiniz, biz vekil olacağız. Yani bunu veriyoruz yani. Evet. Yani dediğim gibi çok renkli vekillik yapacağız yani. Yeter ki o gücü hissedeyim arkamda. Evet. Şunu da öğrenmek istiyorum Ahmet Bey. Şimdi temas ediyorsunuz seçmenle, vatandaşla. Evet. Karabük'ün sorunlarına da geleceğim elbet. Onları da konuşacağız. Vatandaş sizden ne istiyor? Vatandaşımızın bireysel talepleri çok az. Özellikle gençleri bu anlamda önemsediğimi belirtmek istiyorum. Ne konuşuyorsunuz? Gençlere çok bir araya geliyorum bu süreçte. Evet. Hatta gençlere şöyle bir taahhüdüm var. Diyorum ki gençler, biz inşallah bu birlikteliğimizi daha da büyük bir alanda... Ne kadar büyük genci toparlayabilirsek diyorum sürekli artık belli periyotlarda Karabük'te hep gençlerle birlikte olmak istiyorum. Gençleri çok önemsiyorum. Sizi tabii, Karabük'te bol bol görecek gibiyiz o zaman eğer vekil olursanız. Mutlaka ki niyetlerimiz o şekilde. Görünüyor. Yani vatandaşların dediğin gibi bireysel talepleri çok az. Vatandaşlar Karabük'ün gelişmesi, güzelleşmesi, hizmetlerin eşit dağılımı gibi. Yani mesela artık bütün siyasi partilerin gündeminde olan ve Karabük vatandaşının artık yani bizi bile bir seçilmiş vekil edasıyla yoldan çevirip vekilim hastanemiz ne olacak? Biliyorsunuz yani Karabük'te bir hastane sorunumuz var. Yine bir onkoloji hastanesi sorunumuz var. Yani Karabük ve tüm Batı Karadeniz'e hizmet edecek şekilde bir burada Karabük'te bir onkoloji hastanesi olması gerekiyor. Eski pazarda yine bir hastane. Eski pazara gittiğimizde hastanemiz yıllardır o şekilde duruyor. Yeni bir hastane yapılması veya mevcut hastanenin sağlamlaşması hususunda çok talepler var. Yenice yolu var yine. Yani Yenice'ye gittiğimizde tabii Yenice yolu biliyorsunuz bizim bir önceki hükümet zamanımızda o 17 tünelle yolu bu hale getiren Milliyetçi Hareket Partisi hükümet zamanında gelmiştir. İnşallah Yenice'nin de Karabük'ten Çaycuma'ya kadar bizlere nasip olursa duble yolu, bizim için bu hizmet yeter diyoruz. Evet. Yine Yenice'miz biliyorsunuz orman ve orman ürünleri açısından çok zengin bir memleketimiz, ilçemiz. Orada da bu organize sanayiyi Yenice'ye kazandırabilirsek bizim için... Evet, organize sanayi oldukça önemsenilen yani... Mutlaka ki. Yani yollarda şimdi şu da var.
Mesela Karabük-Bartın yolu arasında yine bir dublo yol ihtiyacı var. Vatandaşımızdan yani Karabük'te mevcut sorunlar çözüldüğünde yani vatandaşımızın beklentileri sorunların bir an önce inşallah çözülmesi anlamında bize geliyor. Biz de inşallah bunlarla ilgili bize bu yetki verildiğinde Allah nasip ettiğinde bunların ön ayak olacağız. Mutlaka ki üzerinde duracağız. Takipçisi olacağız. Tabii. Biz biliyorsunuz ittifak içinde bir partiyiz. Evet. Vatandaş bizi bu konuda çok önemsiyor. Evet. Biraz bizde beklentiler de bu konuda artıyor. Yüksek, doğrudur. Yüksek. Peki ekstra bir vaadiniz var mı Ahmet Bey? Evet, Karabük'ün sorunlarını konuşuyoruz, bunları biliyoruz. Ya da şöyle sormak istiyorum. Önce şunu sormak istiyorum daha doğrusu. Halk teveccüh gösterir, meclis çatısı altına sizi gönderirse, mercek altına alacağınız veya ön ayak olacağınız ilk konu nedir? En önemli gördüğünüz konu. Karabük'te mercek altına alacağım ilk konu, mevcut şu an Karabük'te üzerinde durduğumuz, şimdi sağlığı çok önemsiyorum. Bu hastanelerle ilgili mutlaka ki elimden gelen gayreti göstereceğim. Ve inşallah bu sağlık sorunu Karabük'te çözülmesi için bütün gücümü sarf edeceğim. Evet. Dolayısıyla iş ve istihdam anlamında Karabük'e tabii ki bunun eski pazar organize sanayiyle yani çünkü elimizde hali hazırda bir proje var. Evet. Ete kemiğe bürünmüş. Birçok aşamalar geçilmiş. Bununla ilgili gayretlerim çok olacak. Çünkü bu eski pazar ilçemizi de çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla Karabük'e yeni bir tabiri caizse bir demir çelik fabrikamız kadar istihdam sağlayacak bir sanayi olacak. Evet. Tabii bu çok büyük bir zincir. İsmet Paşa mevkiinde bir lojistik merkezi haline gelmesi, oradaki yine organize sanayimizle ilgili de Karabük'te de bu gençlerimiz daha ilgilendiriyor iş ve istihdam anlamında. Evet. Bu şekilde bunların takipçisi olacağım. Evet. Bildiğiniz üzere Eflani ve Yenice'nin de bir doğalgaz talebi vardı. Evet. Bugündü sanırım artık ilk adım atıldı bununla ilgili. Bununla ilgili de bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Aslında Eda Hanım onu şu şekilde değerlendirmek istiyorum. Buyurun. Şimdi biz halka diyoruz ki, bu da tabii çok halktan olumlu şey bununla ilgili dönüşler alıyoruz. Biz Karabük'te rekabetçi siyaset yapacağız dedik. Nasıl rekabet siyaset yapacağız? Biz siyasette nasıl ticarette rekabet kaliteyi artırırsa siyasette de rekabet kaliteyi artırır dedik. Yani mevcut iktidar partisinin milletvekilleri olsun. Biz olalım. Biz ittifak çatısı altında bir partiyiz. Dolayısıyla biz Yenice ile ilgili doğalgaz girişimlerinde bulunduğumuzda Yenice ile ilgili doğalgaz açıklamaları geliyor. Bu da söylediğimizi doğruluyor. Evet. Yani şimdi mesela Eflani de aynı. Eflani'de doğalgaz sorunu çözülmesi ilgili girişimlerimiz var. Şimdi inşallah Eflani'miz de çok kısa zamanda doğalgaza kavuşacak. Evet. Safranbolu'yu değerlendirelim. Safranbolu'da ne görüyorsunuz? Safranbolu nasıl sizin gözünüzde şu an? Ya Safranbolu bizim her zaman şöyle söylüyorum. Bizim evimizin misafir odası. Yani Safranbolu'muz çok turizm açısından öne çıkan bir ilçemiz. Bunu da en maksimum şekilde desteklememiz, Safranbolu'da turizm alternatiflerini artırmamız, turizmi desteklememiz gerekiyor. Evet. Şunu da sormak istiyorum Sayın Dönmez. Şimdi genel olarak Karabük'ten konuştuk. İlçelerde halkın teveccühü nasıl size? Yenice, Eflani oralara gittiniz. Safranbolu'da yine aynı şekilde bize yakın bir ilçe. Buralar genelde göz önünde ama Yenice ve Eflani'yi ben özellikle merak ediyorum. Yenice ilçemiz, biz tabii Milliyetçi Hareket Partisi biliyorsunuz 50 yıllık bir parti. Evet. Bizim bütün ilçelerde teşkilatlarımız hali hazırda. Evet. Seçim öncesi de, seçimde daha çok enerjik bir şekilde çalışıyoruz. Evet. Tabii Yenice'de de gittiğimiz aynı teveccühü alıyoruz. Çünkü başta bahsettiğim gibi yani bizim niyet ve gayretlerimiz gerçekten halka yansıyor. Yani şunu da belirtmek isterim. Yani bizim için birçok talihsiz açıklamalar duyuyorum. İşte Ahmet Dönmez temsil kabiliyeti zayıftır, temsil edemez gibisi açıklamalar duyuyorum. Tabii de bu bizi
Üzüyor mu? Üzmüyor. Tabii beni daha çok aslında gayrete düşürüyor. Çünkü ben şunu söylüyorum. Benim ardımda Yenice var. Benim ardımda Eflani var. Benim ardımda Eski Pazar var. Benim ardımda Karabük var. Ben bu oyları almış, bu desteği almış bir vekil olacağım. Temsil edemeyeceğim. Yani siz buna, size bırakırım yani. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi şöyle, gözden uzak olduğunuz tabii ki de bu temsil yeteneğinizin olmadığı anlamına gelmiyor. Kesinlikle değil. Arkanızda, şimdi Sait Bey biliyorsunuz geçen bir haber yayınlamış. İşte Ahmet Dönmez çok çalışıyor fakat ekranlardan uzak duruyor. İnanın bizim ekranlardan uzak durmamız, uzak durmamızdaki nedenimiz biz ilk önce halka indik. Evet. Çünkü halkımıza kaynaşmamız gerekiyor. Halkımızın sorununu dinlememiz gerekiyor. Yarın bize bu görev tevdi edildiğinde halkımız bizden ne istiyor, ne bekliyor? Bunların hepsini biz anlamamız gerekiyor. Ve biz ekranlara yeni yeni çıkıyoruz biliyorsunuz. Evet. Yani bu kesinlikle ben şu anda Karabük'te en iddialı partinin birinci sıra adayıyım. Yani böyle bir şey mümkün müdür? Ben inşallah hep ekran başında olacağız yani. Daha anlatacağız. Çok tabii tabii ki yani biz şu anda tabii kısmettir. Ama şu anki bizim gördüğümüz Sayın Karabük halkından aldığımız teveccühe baktığımızda biz Allah'ın izniyle milletvekili seçimlerimiz çok yakın. Evet. Dolayısıyla biz sizlerle sürekli Karabük'ü tartışacağız, Karabük'ü konuşacağız. Yani Karabük halkımıza biz buralardan icraatlarımızı, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız. Evet. Yani biz hep ekranlarda olacağız. Yani mümkün değil ki bizim ekrandan kaçmamız. Evet. Başka önemsediğiniz bir konu var mı Karabük'le ilgili? Ya Eda Hanım, ben bunu çok önemsiyorum ve bu da gerçekten bir hastane kadar önemli benim için dediğiniz. Eda Hanım, Karabük'te gençleri çok önemsiyorum. Evet. Gençlerle ilgili, başta bahsettiğim gibi gençlerle ilgili gençlerden yaptığım toplantılarda, gençlerde yaptığım görüşmelerde çok değişik fikirler alıyorum. Bunların önünde durmak istiyorum. Paylaşabilir misiniz? Gençlerden daha çok sportif faaliyetler. Sosyal faaliyetler. Yani gerçekten şu an notlarımda var. Aklımda yok ama çok önemsediğim. Bunu çok samimi söylüyorum. Gençlerimiz biliyorsunuz bizim gerçekten umudumuz, geleceğimiz. Yani bir ülke gençleriyle var olur. Bugün Avrupa'da biliyorsunuz genç nüfus sorunu var. Biz çok şükür bunu aşmışız. Şu an 5 milyonda ilk oy var. Evet. 5 milyon 300 bin civarında. Evet, evet. Seçimde de oldukça belirleyici olacak bu oylar. O yani, yüzden gençlerin düşünceleri, gençlerin de yaklaşımı çok önemli. Gençlerin de bizden çok beklentileri var. Yani şahsımı gerçekten ben seçim çalışmalarımda birçok davetlere, birçok yerlere davet ediliyorum. Tabii ki gidebildiğimiz oluyor, gidemediğimiz oluyor. Vaktimiz çok kısa. Biliyorsunuz Allah bir daha göstermesin. Bir deprem sonrası bir seçim startı verildi. Evet. Dolayısıyla yani bayramdan sonra bir diyelim seçime girdik. Evet. Bu süreçte ama gençlerin bütün davetlerine gidiyorum. Dinliyorum, önemsiyorum. Evet. Ve inşallah bize bu görev verildiğinde sizler de burada ekran başına söylüyorum. Şahit olacaksınız. Yani Karabük'te gençlerle hep iç içe olacağım. Gençlerle beraber olacağım. Yani o gençleri önünde bir abisi. İnşallah onların çok güzel fikirlerini alacağız, değerlendireceğiz. Elimden geldiğince onlarla beraber olacağım. Evet, Karabük'te zaten bir üniversite şehri. 55 bine yakın öğrencisi de var. Şu an bazı durumlardan dolayı her ne kadar yurtlar boş, okul kapalı olsa da bunlar geldikleri zaman burada bir aktivite gerçekleştirmek istiyorlar. Biz bunu sık sık dile getiriyorlar. Evet. Ya her şey yapılıyor ama bizim sosyalleşeceğimiz bir alan yok, yapabileceğimiz bir etkinlik yok diye sürekli de biz bunları duyuyoruz. Biz bunları hep alıyoruz sahada gençlerden. Evet, evet, bunlar çok önemli konular. Seçmene ne söylemek istersiniz? Seçmenimize ne söylemek isteriz? Sayın Karabük halkına bize gösterdikleri teveccühün karşısız olmadığını, biz Ahmet Dönmez olarak, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak onlara inşallah en iyi şekilde temsil edeceğimi, onların bu destek ve gayretinin sorumluluğunun bilincinde olduğumu, yani Sayın Karabük halkının daha da şimdi inanın bunu söylerken duygu yoğunluğu yaşıyorum. Gerçekten şimdi az önce Cuma pazarındaydım. Bir anımı da anlatayım bu tabii, arada. Tabii tabii dinleriz. Şimdi biz daha önce de seçim gezileri yaptık.
Yani bir tabiri caizse pazar tezgahları vardır. Hı hı. Bir tezgahtan diğerine geçerken insanlar önümü kesiyor. Ya işte kimi dedim ya Ahmet kardeşim, kimi vekilim. Yani bir ümit olmuşuz gibi. Çünkü bunu gördün mü de insan duygulanıyor. Tabii bunun sorumluluğu, mesuliyeti de üzerimize biniyor. Evet. Diyorum yani inşallah biz de bunları karşısız bırakmayacağız. İnşallah biz de en iyi şekilde Karabük'ün, Karabük halkının en layık olduğu şekilde onların üzerimizdeki bir teveccühünü inşallah boşa çıkartmayacağız. Evet. Yani buradan tüm Karabük'e, Karabük halkımıza bunu söylemek isterim. Ve ben bunu baştan şunu söylüyorum. Biz tüm Karabük'e talibiz. Parti gözetmeksizin. Gerçekten yani çok sağduyulu bir şekilde bu niyetlerle yola çıkmışız. İnşallah bize de bu Karabük halkı sonunda da 14 Mayıs'ta da bu teveccühü gösterir de Allah da nasip ederse hiç şüpheler olmasın. Biz de en azami şekilde elimizden ne geliyorsa bütün gecemizle, gündüzümüzle 7-24 Karabük'ün, Karabük'ün hizmetindeyiz. Evet. Yani her nesi varsa sanayicimizin ardında düşeceğiz. Esnafımızın ardında düşeceğiz. Gençlerimizin ardında düşeceğiz. Halkımızın ardında düşeceğiz. Yani gezeceğiz. Bugünkü yaptığımız gezileri gerçekten o halk bunu artık istiyor yani. Evet. Diyor sayın vekilim bize seçimden sonra da gel ya bir şey derdim var diyor ya bir şey anlatacağım diyor. Karabük'le ilgili bir şey söyleyeceğim diyor. Önemli yani Karabük'ü en iyi Karabük'te yaşayanlar öğrensin. Evet bir de şöyle çünkü bir şey sorun var. Onda. Hı hı. Şöyle de bir şey var Ahmet Bey. Şu an siz Karabük milletvekili adayısınız. Kaldı ki vekil seçilemediniz. Siz yine vekilim diye hitap edecekler size. Bu hep böyle olmuş bugüne kadar. Bundan sonra da böyle olacak. Diğer adaylar için de aynı. Aynı tabii ki. Aynı. Yani şu anki evet onların size olan teveccühü, motivasyon kaynağınız evet. Sizin. Sahada daha iyi çalışmanızı sağlıyor. Ama emin olun bundan sonraki süreçte de bu böyle olacak gibi görünüyor. Çünkü geçmişten günümüze de hep böyle olmuş zaten. Hep vekilim diye hitap ediyorlar. Ya biz hep söylüyorum tabii bu çok söylemek de bilmiyorum. Nasıl karşılık bulur da yani gerçekten siyasette hiç başka bir emel, başka bir düşünce içerisine girmeden, bir şahsi menfaat içerisine girmeden yani ben tabiri caizse işte bir 12 yıldır falan İstanbul'da ticaret yapıyorum. Evet. Biz İstanbul'a giderken de burada ailemizin bir işi gücü tezgahı vardı eski pazarda Karabük'te. Yani derler ya ceketimi aldım gittim. Allah-u Teala nasip etti. Bir şeyler yapıyoruz. Evet. Yani bir yüzlerce kişiye istihdam sağlıyoruz. Fakat bu durumda bile ben hiçbir inanın devlet dairesinden, hiçbir siyasi kuruluştan veya içinde bu mensup olduğum partiyi kullanarak bile bir ticari beklentim olmamıştır. Derim ki Allah da nasip etmesin. Yani bunu niye bağlayacağım? Şimdi siyasetimizde de yani niyetimiz bu. Evet. Bu şekilde yola çıkmışız. Tabii vekilim demeleri dememeleri çok da beni gerçekten şey değil. Olup olmaması noktasında da yani olduğunda da olmadığında da hazırız. Bu niyetlerdeyiz. Evet. Yani biliyorsunuz. Onu tırnak içinde söyledim. Ben aslında orada halkın teveccühünü belirtmek istedim size. Yoksa elbette bizim için sıfatların çok bir önemi yok. Öncelikle ben biraz öyle anladım. Yok. Öncelikle ikili ilişkiye önem evet. veriyoruz her zaman. Şu an nasıl önemsiyorlarsa devamında da o şekilde evet. önemseyeceklerinden ve saygı duyacaklarından şüpheniz olmasın babında söyledim bunu. Yanlış da. Yok o konuda şeyimiz yok. Eda Hanım biz inan Karabük'te Karabük halkıyla yani ete kemiğe bürünmüşüz. Biz burada benim süreç başladığında yani ilk tebrik eden okul arkadaşlarım. Şimdi burada benim 6 yıllık bir İmam Hatip Lisesi okul hikayem var. Evet. Ondan sonra ortaokul okul hikayem var. Ticaretim var. Yani burada evet. benim yaklaşık 30 yıla yakın bir eşrafımız Karabük'te burada, eşrafımız evet. var. Yani dolayısıyla o konuda bir geçmişimiz var. Aynen olmasın. Programımızın da artık sonuna yaklaştık Ahmet Bey. Toparlamak gerekirse siz artık bundan sonra ne yapacaksınız? Programlarınızı ne şekilde ayarladınız? Onları da öğrenelim ve kapanışımızı yapalım. Vallahi programlarımız çok yoğun bir
Artık biz de son haftaya girdik. Evet. Dolayısıyla gün yetmiyor bize. Saatler yetmiyor. Yani gece 2-3'lere kadar çalışıyoruz. Sabah 8 gibi evimizden çıkıyoruz. Bu şekilde programımız bu şekilde. Evet, yani zaten az bir zaman kaldı. Az bir zamanımız kaldı. Evet, çok az bir zaman kaldı. Bundan sonra da ne kadar çok çalışırsanız sizin için o kadar. Evet, yani kar. Biz ne kadar tabii burada Karabük'te halkımıza değinirsek, tabii, inersek, o kadar kendimizi ifade edebilirsek, evet, yapacaklarımızı, Karabük halkının bizden istediklerini, tabii teveccüh gerçekten ben Sayın Karabüklülerin ferasetine güveniyorum. Mutlaka ki en güzel, en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Sayın hemşehrilerimizin. Yani şunu da söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi Sayın Genel Başkanımız biliyorsunuz mitingde 5 kere Cumhur İttifakı'na, Sayın Cumhurbaşkanımıza oy istedi. Bir kere de bizim için oy istedi. Yani bu kadar kibar, bu kadar nazik. Biz ve centilmen. Centilmen diyelim. Ondan sonra biz de diyoruz ki biz Cumhur İttifakı'nı az önce bahsettiğim gibi çok destekliyoruz. Hı hı. Yani inşallah Cumhur İttifakı olarak en yüksek oy oranıyla buradan Karabük'ten Sayın Cumhurbaşkanımızı uğurlamak isteriz. Evet. Yani hatta bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'ndaki hedefimiz 100 bin oydan fazla. Bunu birçok yerde ifade ediyoruz. Ama biz de Karabük'te Milliyetçi Hareket Partisi olarak yani tüm Karabüklülerden, tüm Karabük'te parti gözetmeksizin diyorum, evet, yani artık destek istiyorum, aynen, diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Yoğunsunuz. Bize de zaman ayırdınız. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum efendim size. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Seçim 2023 programımız Sayın Ahmet Dönmez'i ağırladı. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Saat 20'de Safranbolu Belediye Başkanı sevgili Elif Köse ile bir programımız olacak. Orada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.